Merhabalar. Merhaba efendim. Merhaba Gizem. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ve çok hoş buldum. Teşekkür ederim. Kapıyı ben kapatalım. De öyle hemen kapatıyorum. Ay Karapuş geldi, kapandı. Hoş geldiniz. Alayım çekitin. Çok teşekkür ederim. Çok hoşmuş küpelerim teşekkür falan. Bayıldım. Öyle. Çok mersi. Gizem. Buyurun. Valla menünü görünce merhaba. Yüzümde bir tebessüm oluştu gerçekten benim. İnşallah yediğimde de aynı etkiyi gösteririm menü. İnşallah, eminim. Hemen masana bakıyorum. Nasıl efendim, beğendiniz mi? Aman da aman. Senin herhalde bu mumlar. Evet, bunların hepsi bana ait. Çok güzel. Bunların aranjmanı ben yaptım. Kutbalarım benim. Saksıya laf edebilirler. Saksıya laf edebilirler. Önemli bir açıklamam var efendim. Kapattın değil mi? Kapattım. Yemeklerin üstüne kapattın. Harikası. Valla menüne bayıldım. Hoş geldiniz. İnşallah hoş bulduk. Lezzetleri de ona keza İnşallah. Aynı paralellikte kefilim olsun. Kefilim. Çok lezzetli oldu. Öyle mi? Gürbüz sen de kefil misin? Güzel çıktı Zuhal Hanım. Gerçekten mi? Gürbüzü besledin mi bugün? Besledim. Nasıldı et? Etle besledi beni Zuhal Hanım. Et mi? Etlerle besledim. Vermeseydin et Meti ya. Lazanya mazanya verseydin ona. Hamur. Hamur abi o çünkü. Ama çok güzel pişirdim o yüzden. Denemesini istedim. Hadi bakalım gelsin yarışma tamam. Çağırdı. Buna karar versinler. Hemen izninizle. Hadi bakalım inşallah bugün Gizem'den güzel bir performans. Değil mi? Merhabalar. Merhaba. Buyurun efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Gizem Hanım. Hoş geldiniz. Üstünüzü alayım. Hoş geldiniz. Hemen alayım üstünüzü. Şöyle vereyim. Nasılsınız? Gizem. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar. Alayım onu. Elde sıkışalım. Hoş geldiniz. Hemen alayım. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar Zuhal Hanım. Merhaba. Hoş geldin Gökçe. Nasılsınız? İyiyim asıl. Sen nasılsın? Dünden beridir. Daha iyiyim. Teşekkür ederim. İyi misin? Toparladın evet, evet. mı? Daha iyiyim. Şükür. Üzüldük. Fatma gel. Ay bu da minnoş ama pek tatlış. İsmet. Merhabalar. Merhaba İsmet. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın İsmet? İyiyim sağ ol. Boy kaçtı senin? 1.88. 1.88. Maşallah evet. Basketbol falan oynamış mı? Hiçbir spor geçmişim yok. Genlerden herhalde. Nedim'e bakınız. Hoş geldin Nedim. Sancho Pancho. Don Quixote. Gel. Hakikaten amigos. Çok güzelsiniz. Öyle mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Teveccühünüz. Nedim Beyciğim bugün sizden bir şey rica ediyorum. Hayır. Bugün hayat hikayelerimize biraz ara verelim. Bilmeden niye hemen red? Neden? Hemen yeniden hayır dedi. Hayat hikayelerimize ara verelim. Böyle bir masada yemeklerimi yorumlayalım, değerlendirelim. Sizin için de uygunsa. Ne dersiniz? İnşallah öyle bir şey yaptınız. Niye yemek yarışmasında mıyız? Yemek yarışmasındayız. Allah Allah. Acayip isteklerim evet. var Gizem. Pardon. Affedersin. Girdik yine bal mahmuta. Efendim? Girdik yine bal mahmuta. Bal mahmut. Allah rahmet eylesin. Evet. Buyurun önce bir masamızı değerlendirelim her zaman olduğu gibi. İlk adımımız masa değerlendirmesi. Şöyle bir göz gezdiriniz, bir bakınız bakalım. Çiçeğin aranjmanını kendisi yapmış. Kendim yaptım. Bunları, runner'ı kendinden. Doğru. Tabaklar bizim herhalde. Tuklalarım. Evet tabaklar benim. Tuklalar senin. Tuklalar benim. Güzel uymuş renkleri. Evet güzel uydurdum. Ama diğer şeyleri de siz buyurun değerlendirin. Ben o zaman başlayayım. Başla İsmet. Ben sonunda ortada küçük bir çiçek görmekten çok mutluyum. Gerçekten. Çünkü karşı tarafın ne yediğini ben görmek istiyorum. Sen çiçek mi istiyordun? Yok küçük istiyordum. Ha, küçük böyle istiyordum. Kocaman koydular iki gündür. Karşı taraf ne yemiş de neye göre yorum yapmış diye düşünüyorum ben o da kendimce. Haklı. Tabii. Herkese yani, eşit porsiyonda mı verilmiş, aynı tabakta mı sunum mu yapılmış o da haklı. Eşit o da haklı. Pişmiş. O yüzden bu çiçekten bu çok memnunum. Bu çiçek seni memnun etti. Evet. Seni etti mi Fatma? Beni etmedi. Neden? Allah Allah. Neden etmedi? Çünkü Gökçe Hanım'ın tabağını göremiyorum. Hayda şimdi İsmet görüyor. Kaç ay görüyor. Gördük mü? Hayda. Gerçi çevirsek. O zaman Gökçe Hanım ortaya otursun, çiçeği buraya alalım. Mantıklı. Muhteşem bir çözüm. Yani, nasıl bir fikir çözüm ama? Budur. Muhteşem. Evet. Siz beğendiniz tamam, mi sadece ondan sebepse okey. Ondan sebep. Ben sofra her şey çok beğendim. Güzel. Bu çiçeğe nasıl bir aranjman Nedim Bey biraz evet. susarsanız. Fatma Hanım. Burada adam yeni başladı. Sen de ağzını açmadın. Ben konuşuyordum evet. ama. Bitirdin zaten. Hayır bitirmedim çiçekle. Ha bitirmedim. Fatma Hanım ben sizin dur daha çok gömecek size dedim ki çiçek çok büyük. Göremiyorum. Görmeyin dediniz bana. Hayır şimdi siz de görmeyin o zaman. Ben hepinizi ya. Görüyorum görmeyin. Sadece Gökçe Hanım'ı göremediğim için. Ben de göremiyordum. Önümde benim de vardı göremiyordum. Benim sıkıntım Gökçe Hanım. Dur sıkıntısı varmış seninle. Sen her tabağın geldiğinde şöyle bir önce bir Fatma'ya göster. Sonra yersin. Tabii ben şöyle yapayım. Gökçe Hanım'ın tabağı. Evet. Evet. Böyle getireyim siz görün. Çok güzel masayı beğendim. Teşekkür ederim. Oh. Çiçek hariç, Gökçe Hanım hariç. Peki Nedim Bey bir Gökçe şey soruyordu. Gökçe Hanım da beğenememiş. Şey diyordu Nedim. Gayet kibar. Ne aranjman yapmış diyordu. Ne ara şiir mi besteledi bu çiçek için? Beyefendi bunların hepsi ayrı ayrı satılıyor. Şöyle anlatayım. Ben şimdi diğer ürünlerimi almak için bir yere gittim.
ve aslında ben canlı bir çiçek yaptıracaktım. Fakat orada bu aranjmanı yaptım ve dedim ki yemekteyizden bana daha sonrasında bir anı kalsın istedim. Yalan. Bunların hepsi ayrı ayrı. Bunu yalan. Ben yaptım. Sizsiniz ama yapma yalan. Çiçek. Sizsiniz yalan. Ama yalan, yapma yalan çiçek. Sizi de göreceğim ben elinizde. Hayır, yalan dediğim ya, çiçek yalan. Çiçek, çiçek yalan. Çiçek yalan. Ben yalan değilim. Çiçek yalan. Yani çiçek yalan. Çiçek yapma ama. Hiç aranjman yapılmıyor. Ay, efendim, yapma. Bunlar hepsi ayrı ayrı satılıyor. Tamam. Bunları evet. Hepsini bir araya ben getirdim. Bu görseli ben oluşturdum. Yani uzun süreli bir kahveye geçiyor. Yani Zoli Hanım ben yorumlamadım. Yorumla. Benim masamın yanından hiçbir şekilde geçmez zaten. Mümkünatı yok. Kollar geçer bence. Bu masa. Göreceğiz. Çünkü burada bir vizyon var. Vizyon. Benimki evet. Vizyonsuz muydu? Hayır, o şıktı. O bir yeni evlenmiş çeyizi olan bir hanımefendinin masasıydı. Ben yeni masasıydı. Evlenmiştim. Yeni burada evli değil ama. Bir yeni evli olmayabilirsiniz ama el bir hanımefendinin sahip olabileceği bir şeydi. Bu benim vizyonumu yansıtan, sade ve şık modern olduğunu düşündüğüm evet, bir modern aranjman. Ama benim masamla yan yana gelemez. Ayrıca bu aranjman dediniz ama zaten bir tane yapay 2-3 tane çiçeği bir araya getirmişsiniz. Belli bir aranjmanı yok bana göre. Evet. Ben o gördüğünüz dünkü çiçeği tek tek gerçekten aranjman yaptım. Yani peki. Tek tek hepsini kestim, birbirine sonra taktım. Sonra ne yaptınız o çiçeği? Ne yaptım? Ne nerede yapabilirim? O çiçeği? Ne yapabilirim? Ne yaptınız? Götürdüm, ne yapabilirim? Evinize götürdünüz. Ne yapabilirim? Ne yapsın? Tamam. Ne yapmam lazım? Bankaya götürüp kiralık kasaya evin, mı koysun? Evinize götürmedim sanırım efendi. Ya hayır, ne yapabilirim? Ne tamam yapabilirim? Ben bunu götüreceğim, evimde dekor olarak tamam, kullanacağım. Her baktığımda yemekteyiz hatırlayacağım. Tamam, bana da her baktığımda masa örtüsü ve peçeteler hatıra olarak kalacak aynı şekilde. Evet, bir sürü takımınız çok iyiydi. Biz adeta abi mi? Biz türü gibiydi bıçaklar. Kendimi niye ama dün çok memnundunuz. Ama dün çok memnundunuz. Memnundum ama biz türü gibiydi. Kendimi ya, adeta klinikte gibi hissettim. Ne güzel işte size hitaben yapmışım demektir bir veteriner olarak. Alakası yok. İş için gelseydim dükkana giderdim şu an. Yani şu an buradaysam yemek yarışmasına geldim. Yapsaydınız hemen buyurun kalkın. Don Kişot sen ne diyorsun? Siz kalkıp gidiyordunuz ne oldu geri gelmişsiniz? Evet geri geldim. Mücadelemi tekrar devam etmeye karar verdim. Sanmıyorum şimdi birazdan göreceğiz. Öyle mi? Ne yapacaksınız bana mı yürüyeceksiniz? Zuhal Hanım. Ben bir şey öğrendim. Ne öğrendiniz? Şimdi size söyleyeyim. Şoktan şoka kendisi bundan önce de bir yemek yarışmasına katılmış ve birinci olmuş. Evet oldum. Gökçe Mi? Neden söylemediniz? Niye söyleyeyim? Niye söylemediniz? Size kusura bakmayın ama size özel bilgilerimi neden vereyim? Yemekteyiz miydi başka bir kanalda? Hayır başka bir kanalda. Hanımefendi çiçeğiniz burada duruyor bak. Hayır. Evet götürmedim. Ne yapacağım bunu? Ben onu alıp evime götüreceğim. Tamam Mika ben de aldım her şeylerimi aldım götürdüm. Gökçe, hani götürmüştün? Ya hayır, yalan evime götüreceğim, ne ya? Yapacağım demek istedim yani sonuçta... Bu kadar da yalan olmaz ya. Güzel, kusura patlattı. Bak, patlattı, bir şey söyleyeceğim, patladı mı? Arabaya sığmadığı için götüremedim, tamam, sorabilirsiniz. Canım. Yani tamam. Bunda yapacak bir şey yok. Fırınımı da götüremedim dün, bunu da götüremedim, birkaç parça ürünüm tamam, var. Götürür sığmadığı için götüremedim, götür, onu götüreceğim. Götür. Yani arkadaş niyetiniz... bir kamyonetle geldiği için evet, evin bütün eşyalarını getirdiği size bir şey söyleyeyim mi? Ben de her şeyimi getirdim. Ne güzel. Takımlarımı getirmemiş olabilir. Ne güzel. Biri çorba gelsin. Ne güzel. Gerçekten Gökçe Hanım tamamen rezil oldu yani çiçeğimi götürdüm deyip de Gizem Hanım da helal olsun gitti onu buldu getirdi yani tebrik ediyorum. Aslında bir yandan da getirmesi iyi oldu bir benim çiçeğime baktı bir de kendi çiçeğine ne demek istediğimi herhalde anlamıştır.